Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kıymetli izleyenlerimiz, Kanal 23 ekranlarında Farkındalık Vakti programıyla karşınızdayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli konularla siz kıymetli Kanal 23 izleyenlerine buradan güzel konuları kıymetli hocamızla konuşmaya gayret ediyoruz. Buradan konuşmuş olduğumuz konular hakkında sorular veya yorumlar yapabilirsiniz. WhatsApp adresinden bizlerle yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Tabii yine bir çarşamba akşamı Kanal 23'ün 21'deki Farkındalık Vakti programı başlıyor. Ben kıymetli hocama hoş geldiniz diyorum. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. İyisiniz. Çok şükür. Sizler de iyisiniz. Çok şükür hocam. Hamdolsun. Elhamdülillah güzel bir şekilde gidiyor. Çok şükür. Cenab-ı Hak günümüzü hayırlı, bereketli geçirenlerden eylesin amin, diyelim. Dua amin. Edelim. Çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım. Eyvallah. Evet. Bugün kıymetli hocam sizlerle yine güzel bir konuyu farkındalık oluşturmak adına konuşacağız. Dilimiz döndüğünce sizlerle. Tabi bugün kıymetli izleyenlerimiz dili konuşacağız. Dilin afetleri diye böyle kitaplar yazılmış, işlenmiş. Biz de bir nebze olsun buradan kıymetli hocamızla kendisi küçük, cirmi küçük ama yapmış olduğu işler, faaliyetler diyelim. Büyük. Bugün de zaten başlığımızı, ana temamız cirmi küçük fakat cürmü büyük olan dil dedik. Kıymetli hocam başlığımızda gerçekten anlamlı bir başlık seçmişiz. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Yani toplumumuzda şöyle bir söz var. Diline sahip ol. Yani bunu hepimiz kullanıyoruz. Yani evet dilimize sahip olacağız da nasıl olacağız? Bu ne demek? Yani bunu biraz açabilir miyiz? Buradan başlayalım istiyorum. Tabii şimdi bu diline sahip ol atalar sözüdür. Atalar da bunu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den almışlar. Yani dil bir attır. Bu at bizi bir uçurumun kıyısına da getirebilir. Bizi helakete sürükleyecek yerlere de götürebilir. Ama aynı dille beraber büyük yangınları, kötülükleri de söndürebiliriz. Yani dil çok polifonksiyonel bir şey. Yani dil iyiliğe de hizmet etse fevkalade bir makamı var. Kötülüğe de hizmet etse gerçekten fevkalade değişik bir makamı var. Yani dil bizim kimliğimiz. Yani iç dünyamızda olanları biz dilimizle dışarıya ifade ediyoruz. O yüzden eskiler demişler kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanır. Yani bizim elimizde mesela böyle bir X-ray cihazı gibi, bir tomografi gibi insanların içini okuyan bir alet, edevatımız yok. Ama insanlar iç dünyadakilerini dışa dilleri vasıtasıyla beraber söylüyorlar. İşte bu dil de sahip olunması gereken bir özelliğe sahip. Yani dil boş sözlerle, gereksiz sözlerle, başkalarına kötülük yapacak sözlerle potansiyel bir zararı da içinde taşıdığından dolayı yani eline, beline, diline sahip ol diye meşhurdur o yani eskilerden beri. Yani insan bu tür potansiyel zararları yapabilecekken kendisini kontrol ederek bunlardan beri kalabilir. Ama sahip olmak ne demek? Yani sahip olmak dendiği zaman üç basamaklı bir durumdan söz etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi dilimizi gerçekliğe dönmesi lazım. Yani dil yalana, sahtekarlığa, hileye, hani halkın dalga dümen deniyor ya, o tür şeylere dönmeyen bir dil olması lazım ki işte bu o zaman gerçeklikle doğru, sıdk, sadakat üzerine dil hareket etsin ve yürüsün. Bu çok önemli. Yani birincisi gerçeklik. İkincisi dilimizin iyilik ve güzelliğe dönmesi gerekiyor. Yani kişi konuştuğu zaman iyilik üretmesi lazım. Kişi konuştuğu zaman güzellik üretmesi lazım. Yani konuşmak kolay. Ama kurduğumuz cümleler, ifadeler, anlattığımız şeyler ne kadar iyiliğe hizmet ediyor? İki insanı barıştırıyor mu?
ayrıştırıyor mu? Kavgaları mı çoğaltıyor yoksa kavgaları mı azaltıyor? Yani o yüzden Yunus Emre demiş ya, yani söz ola kese savaşı, söz ola bakınız kestire başı. Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yani hem ballara hem yağlara çevirebilecek sözler dilimizden çıkabiliyor. İşte o yüzden iyiliğe hizmet eden bir dil. Yani savaşı evet. durdurabilen. Ama öyle bir şeyle de başınızı da bitirebilir. Yani Yunus Emre öyle diyor. Yani kestire, bitire. O anlamda o söz bizim sonumuzu da getirebilir. Dolayısıyla bu da önemli. Üçüncü basamak ise, yani birincisi gerçeklik dedik, ikincisi iyilik ve güzellik dedik, üçüncüsü de faydalılık. Yani bizim dilimiz ne kadar faydalı, ne kadar güzel, toplumda yararlı, menfaatli işler yapıyor. Yani dil başka insanların yardımına mı koşuyor? Başka insanlara destek mi oluyor? Başka insanların iç dünyalarında ümitlerini mi arttırıyor? Yani dil basit bir organ, bir kas ağzımızın içinde. Herkesin kendi ağzına göre ayarlanmış bir mucize. Ya ama okullarda bize dilin hep şeyinden bahsediliyor yani. Fiziksel. Anatomik, fiziksel özelliklerinden, işte bunda tat hücreleri vardır, yutmaya yarar. Lokmayı çiğnerken kolaylaştırır, dille konuşuruz, kelimeleri telaffuz ederiz gibi. Ama dil insanın iç dünyasını dışarıya doğru yansıtan, insanın şahsiyetinin, insanın haysiyetinin, özellikle de insanın mahiyetinin dışa vurumudur. Yani dil böyle bir şey. Dil düzelirse, bakınız dilimizden çıkan kelimeler düzelir. Seçerek kullanırız. Yani dilin seçme özelliği vardır. Yani bazen böyle ah dilimin ucunda deriz, kelimeyi bulamayız ama istesek bütün kelimeleri seçerek kullanabiliriz. Bazen aklımıza gelmez. Dilimizin evet. ucundadır. Ama az sonra gelebilir. Ama her insan aslında dilini seçebilecek kelimelerle, güzel kelimelerle, faydalı kelimelerle, insanları mutlu edecek, huzurlu edecek, topluma faydalı olacak kelimelerle süslenmesi gerekiyor. Yani dil toplumu zehirleyebilir. Aynı dil toplumu ferahlandıran, göğerten, yeşerten güzellikleri toplumda üreten bir hale de gelebilir. Yani o yüzden özetle şunu diyebiliriz. Yani akşamleyin eve vardığımızda hani bugün ne konuştuk, kimle ne konuştuk? Yani benim dilim gerçekliğe döndü mü? Benim dilim bugün ne kadar iyilik ve güzellik üretti? Benim dilim bugün ne kadar faydalı, menfaatli, yararlı işler yaptı diye kendimize, çocuklarımıza, ahaliye sorabiliriz. Çünkü bunların tam tersleri aileleri dağıtıyor, ticareti bitiriyor. İnsanların aralarındaki güveni, muhabbeti maalesef zedeliyor. Kıymetli hocam, tabii dil aslında bir emanet. Doğru. Bu emaneti hani insanlar emanet alıp veriyor. Biz gerektiğinde o emaneti işte sağ salim yerine ulaştırmak için hani gayret ediyoruz. Peki bu dil emanet cihetiyle düşünecek olursak, yani bu dil nasıl değerlendireceğiz? Yani bu emaneti nasıl muhafaza edeceğiz? Eyvallah. Bu emanete nasıl sahip çıkacağız? Evet. Veya yerinde kullanacağız? Şimdi tabii öncelikle tekrardan bir emaneti bir hatırlayalım. Evet. Yani emanetin 4 tane komponenti vardı, 4 özelliği var. Emanet bizim olmayan şeyin adıdır. Emanet belli bir süreliğine bize verilen şeyin adıdır. Emanet kullanım şartlarını bizim belirleyemediğimiz şeyin adıdır. Emanet dördüncü olarak da kesinlikle hıyanet, ihanet edilmemesi gereken şeyin adıdır. Şimdi bakıyoruz. Yani konuşmak büyük bir nimet. Yani bugün tıp da nasıl konuşulduğunu bilmiyor. Beyinde konuşma alanları var. İşte oradan sinyaller gelecek. İnsanın dilinden, damağından dönecek. Akciğerden çıkan nefesle beraber biz bazı kelimeleri yavaş yavaş çıkaracağız. Ve burada insanlarla konuşurken öğreneceğiz. Ama bilmiyoruz. Yani şeklen görüyoruz ama nasıl bu kelimeler çıkar? Yani ben seni seviyorum, ben seni seviyorum ifadesi nasıl dilimizden çıkıyor? Bilmiyoruz. Sadece fiziki olarak şöyle şöyle oluyor deniyor. Halbuki Allah bizlere mütekellim ismiyle konuşmayı öğretmiş. Allah'ın tarifinden aciz kaldığımız, bilmediğimiz, yani mevcudiyetini bildiğimiz ama mahiyetini bilmediğimiz bir çeşit konuşması var. Ama biz o konuşmanın bir yansıması olarak konuşuyoruz.
Hayvanlar da kendi aralarında bir dilleri var. Balinaların mesela denizin dibinde 100 kilometre öteye değişik sesler çıkararak konuşabiliyorlar. Bülbüllerin şakımasını biliyoruz. Değişik hayvanların sesleri var. Fabıllarda geçiyor. Ama insan başka bir şey. İnsan yani kainatın halifesi olduğundan dolayı, Allah'tan sonra kainatta söz söyleme hakkı olan tek varlık olduğundan dolayı dil bizim için çok büyük bir emanet. Yani o yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki yani insanlar eğer iki çeneleri ve iki bacakları arasındakini diyor bana garanti ederlerse ben de onlara cenneti garanti ederim diyor. Toplumdaki kötülüklere bu ikisi genelde zarar veriyor. Toplumun asayişine, huzuruna, namusuna bunlar zarar veriyorlar gerçekten. İşte evet. Dolayısıyla biz dili bir emanet gibi düşüneceğiz. Yani belli süreliğine bize verilmiş öyle değil mi? Evet. Son nefeste artık dil dönüyor mu? Dönmüyor hocam. Dönmüyor yani. Kelime-i şehadetle gidiyorsa dilin son diyeceği şey oysa. En güzel hali yani şimdi oysa. Şimdi bizim ecdadımız öyledir. Yani çocuklarına ilk Allah kelimesini demeyi öğretirler. Yani çocuk, yani Anadolu'da böyledir. Yani ağzından çıkan ilk kelimenin Allah olması söylenir. Ama sizin o kelimeyi söyleyebilmeniz lazım. Yani söyleyebilmeniz için 10 binden fazla duymanız lazım ki o kelimeyi çıkarabilirsiniz. Yani siz duydunuz, bardak doldu. Sonra Allah diye bir kelimeyi çıkardınız. Aa, benim oğlum, benim kızım Allah dedi. Ve ondan sonra işte böyle bir hayat yaşayan kişinin son nefesinde de son sözü Allah, la ilahe illallah olabiliyor. E şimdi işte bu emaneti biz yerinde kullanmamız gerekiyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam demiş ki susan kurtuldu. Yani kurtulmanın, yani dünyada ve ukbada kurtulmanın bir yolu susmak. Ya demek ki dil o kadar tehlikeli bir şey ki, konuşan kurtuldu değil mi? Susan kurtuldu. Çünkü dil içimizdeki çok farklı şeyleri, kötücül duyguları kendisi başkalarına da bulaştırıcı, başkalarına da yansıtıcı özellikler oluyor. Mesela yalan dilden çıkıyor, boş sözler dilden çıkıyor, iftiralar dilden çıkıyor. Özellikle gıybet dediğimiz dedikodular, şunlar bunlar. Hani bir dedikodu yapıyoruz deniyor ya. Öyle şeyler dolayısıyla dilden çıkıyorlar. Yani biz şimdi o zaman dilimize bir emanet nazarıyla bakmamız lazım. Hani bir söz vardır ya hani bunu gözün gibi sakla koru derler ya. Evet. Aynı şey dil için söylenmiyor. Yani göz ne kadar önemliyse dil ondan daha da önemli. Konuşmak çok kıymetli bir nimet. Allah'ın büyük bir ikramı, çok büyük bir ihsanı. İşte o yüzden biz dilimizi doğruya, hakka, hakikata, sıdka, hayırlı, güzel şeylere döndürmemiz gerekiyor ki onun emaneti bir hakkın yerine getirelim. Ve dili kullanma talimatını işte Kur'an-ı Azimüşşan bize veriyor. Yani bizim hani bir dili kullanma kılavuzumuz, hani bir alet, cihaz alırız yanında bir kullanma talimatı verilir ya. Evet. İşte bizim de kullanma talimatımız, insanın bütün organlarını kullanma talimatı sünnet. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın davranış kalıpları olan sünnet-i seniyelerdir ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Yani dilimizi nasıl kullanacağız? Dilimizi Hazreti İbrahim gibi, dilimizi Hazreti Adem gibi, dilimizi bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dili gibi kullanırsak bu dilden zarar çekmeyiz. Yoksa dilden bugün maalesef dilimi eşek arısı soksaydı da değil mi duymuştursunuz? Evet, bunu evet. Demeseydim. Şimdi eşek arısı dilin başına gelebilecek en büyük sıkıntılardan biridir. Yani bir düşünün. Yani o yüzden yani sesi de en kötü olan hayvan eşektir. Yani, ama insan dilini eşek arısı sokacak durumuna düştüğünde maalesef çok büyük yanlışlar yapmış oluyor. Yani o yüzden dilimize sahip olmamız, dilimizi bir emanet olarak iç dünyamızda kendi nefsimize, öz benliğimize kabul ettirmemiz lazım. Yani dil önemli. Yani yararlı değilse söyleme. Zararlıysa dilini tut. Gerçek değilse yalanı çoğaltma. Yalanı lütfen çoğaltma. Gerek yok. Sen doğruyu, gerçeği, güzellikleri, iyilikleri çoğaltmaya bak. Yani dil o yüzden çok faydalı da olabilecek ama dikkat edilmezse büyük zararlara da kapı açabilecek bir özelliği var.
Kıymetli hocam, hani hadis miydi hatırlayamadım ama hani çok konuşan biraz zaman sonra yani çok konuşan yalan da konuşur anlamında bir yani atasözü var. Yani ona benzer belki hadisler de var ama hani yani, çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz gibi. Yani insanlar dillerini tartarak kullanmaları lazım. Yani biz maalesef bugün toplum konuşmalarımızı çok tartmıyoruz. Karşımızda da bizi tartacak insanlar olmazsa hiç tartmıyoruz. Ama konuşmaların en çok tartıldığı yer neresi biliyor musunuz? Mülakatlar. İki kişi mülakata giriyor, karşı taraf bir soru soruyor. O soruya cevap verecek olan bu böyle aman aman şunu mu desem bunu mu desem falan. Cımbızla seçim. Yani şimdi o yüzden aynı bu hassasiyetle yarın biz mahşere gideceğiz. Mahşer günü Cenab-ı Hak dilimizle ne konuştuğumuzdan, doğruları mı, hayırlıları mı, yoksa tam zıttı yalanları, sahtekarlıkları veya şerli olan şeyleri mi konuştuğumuzu bize soracak. İşte o gün mahcup olmamak için, o gün mahzun olmamak için, o gün bakınız orada keşke dilim eşek arısı soksaydı, keşke dememek için bugün biz dilimizi güzel kullanmalıyız. Ama tabii bu sadece yani dil konusu bizim dış çevreye özen göstermemiz gereken bir şey değil yani. En yakınlarımıza, kendi çocuğumuza, eşimize, annemize, babamıza tatlı dil, güler yüz. Yani eskiler bunu çok güzel özetlemişler. Tatlı dil, güler yüz. Bir yılan düşünün. Toprağın derinliklerinde bu yılan nasıl çıkar dışarıya? Diyor ki tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çıkarır mı? Yani öyle demişler. Yani o yılanı oralardan bile çıkarabilir. Yani bizim dilimizin doğruluğa dönen bir tatlılıkta olması gerekiyor. Yani o yüzden dil bizim kimliğimiz. Annemizden aldığımız dil, ana dilimiz bizim iç dünyamızı yansıtan, içimizdeki güzellikleri, içimizdeki heyecanları, içimizdeki mutlulukları dışa tercüme eden bir mütercimdir. O yüzden güzellikleri bizim paylaşmamız lazım. Yeri gelmişken hocam, tabii dilin problemli yönlerini konuşuyoruz. Evet. İşte şöyle olursa işte sıkıntısını evet, çekeriz. Bu dilin elbette hayırda kullanılması noktasında hiç mi nasıl diyelim? Yani hayırda kullandığımızda biz ne elde edeceğiz? Yani güzelliklerde kullandığımızda neyi elde etmiş olacağız? Bize neyi kazandıracak? Dünya hani ahiret yani dünyada da yani bize işte bunun yansımaları elbet göreceğiz. Biraz da o pencereden konuşursak bunun hiç mi hayrı, hayırlı bir yönü, güzel bir yönü olma noktasından konuşsak buna ne dersiniz bu konu hakkında? Evet, güzel bir soru. Yani dili hep böyle kötü tarafından görmeyelim. Yani dil yani az önce bahsettiğimiz insan kainatın halifesi. Allah'tan sonra kainatta söz söyleme hakkına sahip bütün canlılar üzerinde bir hakimiyet, nispi bir hakimiyet olan bir varlık. Dolayısıyla bu dil çiçeklere de, hayvanlara da, insanlara da büyük tesirleri olan bir organımız. Yani solmuş çiçekleri açtırabilecek, hayvanları kendimize bağlayabilecek bir potansiyel dil. Bakın vahşi hayvanları bile, bir yılanı bile, bir çıyanı bile dil etkileyebilirse, iki tane küsmüş insanı barıştıramaz mıyız? İki tane insanı biz birbirine muhabbetlerini, sevgilerini arttıramaz mıyız? Veya iki tane küs olan eşi barıştıramaz mıyız? Annemizi, babamızı, çevremizi, dilimizle beraber bakın daha güzel bir hayat seviyesine çıkaramaz mıyız? Yani dil bu işlere yarasın diye bize verilmiş. Yani bugün ticarette de mesela bir dil var. Yani öyle dükkan sahipleri vardır ki bir şey almasanız bile onun dükkanına gitmesin hoşlanırsınız. Yani sizi karşılaması, uğurlaması bambaşkadır. Yani sadece maddi ekonomik getirisi için konuşmayalım. Yani dil her yerde çok kıymetli bir farkındalık unsurudur. Yani lisan, tatlı lisan, yerinde lisan, yerinde söylenen bir söz, yerinde söylenen bir bakınız cümle, kurulan bir ifade, yerinde getirilen bir örnek, yerinde söylenen bir atasözü. Harika bir şey. Yani bizim bunu
çoğaltmamız gerekiyor. Yani güzellik insanların dilinin altında saklı. Evet. Çirkinlik de öyle. İşte biz bu güzelliği dilimizin altından nasıl çıkarabiliriz? Bizim ona bakmamız gerekiyor. Yani şimdi düşünün, insanlar toplanıyorlar. Yani dil sadece yemek içmeye yarayan tat alma duyusu değil ki. Yani dille beraber bakınız, bütün kitaplar dilin kağıt şeklinde, harfler şeklinde kitaplaşmış şeklidir. Yani yazarın iç konuşmasını siz klavyede veya daktiloda veya kalem üzerinden okuyorsunuz. Yani dil o kadar kıymetli. Tabi dillerin çeşitleri var. Yani şimdi biz dil deyince herkes mesela yabancı dil ne anlıyor? Yani Barış Manço derdi, yani çok yabancı dil var. İşte kimisi 7 dil biliyor, kimisi 8 dil biliyor. Ama derdi ki, rahmetli, inançlı bir insandı Barış Manço. Şarkıları da öyledir yani. Yani sözlerine bakacak olursanız çok doludur. Böyle içerik olarak çok dolu sözleri vardır. O şöyle bir şey derdi. Doğru, 7 dil bilebiliriz ama herkesin öncelikle bilmesi gereken dil tatlı dil. Sen tatlı dil bilmiyorsan 10 tane de dil bilsen. Yani hatta kendisi bizim eve diyordu, bir eşya geldiğinde biz eşyaya hoş geldin deriz. Mesela bir çamaşır makinesi almışlar, hoş geldin diyor. Evimize diyor mutluluk getirdin. Bizim işlerimizi kolaylaştırdın. Sen bize Tanrı'nın bir armağanısın falan gibi cümleler söylüyormuş. Şimdi düşünün ki bu Müslümanca bir bakıştır. Yani Allah'ın bir bize verdiği imkana karşı, yani bir eşyaya karşı biz o eşyayla da konuşabiliriz. Mesela Resul-i Ekrem Efendimiz Uhud'la konuşuyor. Uhud dağı. Baksak dağ. Cansız, camit bir şey. Ama diyor ki Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Bak, Uhud. Sevilen dağlar. Bizim de sevdiğimiz dağlar, sevdiğimiz tepeler, sevdiğimiz bakınız ovalar vardır. Şöyle baktığımızda içimizi açan dünyada yerler vardır ve insanlar onlarla konuşur. Mesela bir seferinde Efendimiz Aleyhisselam Uhud'a dönmüş, demiş ki estağfurullah, Sel Dağı'na, bir de Sel Dağı var Medine'de, pek bilinmez. Sel Dağı'na diyor ki, ey Sel Dağı, benim başıma gelenler senin başına gelseydi paramparça olur. Sel Dağı'yla da böyle bir konuşması. Yani dolayısıyla biz etrafımızdaki varlıklarla da lisan üzerinden, dil üzerinden ilişki kuruyoruz, irtibat kuruyoruz. Yani o yüzden ne yapmamız lazım? Bunu güzelliklere, hayırlı şeylere yansıtmamız gerekiyor. Böyle yapmazsak o zaman o dil bizden şikayetçi olur. Yani barıştırabilecekken barıştırmıyorsak, birleştirebilecekken birleştirmiyorsak, kaynaştırabileceksen kaynaştıramıyorsan, ya öyle yapmak istemiyorsan, o zaman bu dil niye yani bir papuç gibi ağzımızda duruyor ki? Yani dilimizi olabilecek en güzel imkanlar, en önemli sınırlar dahilinde güzellikte kullanmamız lazım. Yani karar verirken, söz söylerken, bütün meslek dallarında böyle. Yani adam manavdır ama tatlı diliyle sana bir şey satar. Adam doktordur ama tatlı diliyle sana bir şeyler anlatır. Öğretmendir ama tatlı dilli bir öğretmen. Avukattır ama tatlı dilli bir avukat. O yüzden Mevlana'nın çok güzel bir sözü var dille alakalı. Diyor ki, dost acıyı tatlı söyleyendir. Böyle söylüyor. Dost acıyı, gerçekten acı bir şey ama onu tatlı söylüyor. Önyargısız söylüyor. Karşı tarafı olabildiğince en az incitecek şekilde söylüyor. Bu dilde var ya, bu potansiyel var. Bizim çocuklarımıza bunun eğitimini vermemiz lazım. Evet. Hocam aslında burada bir yani düşünce, yani dilin kullanımı ve da şey var. Yani düşünce de aslında içinde. Tabii tabii. Yani gelişigüzel konuştuğumuzda işte pekala patavatsız, işte birinin kalbini kırma. İşte farkında olmadan, belki karşı taraf sana yansıtmıyor olabilir ama evet, biz gereksiz, fuzuli konuşmalarımızla veya gereksiz şakalarımızla diyelim. Yani aslında dilin kullanımında bir ince bir düşünce şeyi işin içine giriyor. Yani dili frenleyen şey insanın beyni, bilişsel faaliyetleri. Yani neyi konuşmalıyım, neyi konuşmamalıyım? Neyi söyleyeyim, neyi söylemeyeyim? Neyi nasıl söyleyeyim? Yani bir kere bir şey söylenmeli mi? Buna karar vermemiz gerekiyor. O söyleyeceğimiz şeyi de nasıl söyleyeceğiz?
Yani bazı sorular var yani. Ben bunu söylemeli miyim? Evet söylemeliyim. Niçin söylemeliyim? Bunun da bir gerekçesi olması gerekiyor. Söylemelisin. Niçin söylemelisin? Ondan sonra da nasıl söylemelisin? Yani bu böyle mi söylenir? Böyle mi söylenmeliydi? Yani o yüzden eskiler ne demiş? Her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu söylemek doğru değil. Her söylediğin hak olsun ama her hakkı söylemek senin hakkın değil. Kusura bakma. Sen onu söylemeyeceksin. Onu başkası söylesin. Doğru. Bu söylediğin hak. Ama senin hakkın değil. Onu başka birisi söylerse karşı tarafa tesir eder, etkili olur, kabul eder. İtiraz etmez. Veya onun egosu, enesi orada onu reddetmeyecek şekilde kabulle yakın bir hal alır. Şimdi biz yani olaylara buradan yaklaşmamız gerekiyor. Yani dilimiz kimliğimizdir. Yani bizi biz yapan özelliklerdir ve iç dünyamızı yansıtıyor. Yani o yüzden iletişim kazalarından bahsedilir. Ya ben onu demek istemedim. Kastım o değildi. Doğru da olabilir yani. Kişi bazen yani uygun kelime bulamamıştır. İfadeyi meram ederken olması gereken ifadeyi, olması gereken cümle, kelimelerle anlatamamıştır. Bu anlaşılabilir yani, bu çözülebilir. Ama bir de kasıtlı olarak bunu yaptığınız zaman bu tehlikeli. Bazı insanlar öyledir. Mesela gerçekten böyle insanlar var. Bunlara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Yani bunlar neye benziyor? Bunlar bir ekmek düşünün. Size bir lokma ekmek veriliyor ama ekmeğin içinde iğneler var. Yani doymanız mı isteniyor yoksa ölmeniz mi isteniyor? Ekmeğin içine bir avuç iğne atılsa bu lokma sizi öldürür. Yani yutarsınız ya, bir lokum düşünün. İçini dikenle doldurmuşsunuz bir lokum. Ağzınızda tat veriyor ama yutamıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla biz insanı doyuran lokma gibi olmalıyız. İçi iğne dolu lokma gibi olmamalıyız. Olabiliyorsak lokum gibi olmalıyız ama dinamit lokumu gibi olmamalıyız yani. Olacaksak afyon lokumu gibi olalım, değil mi? Ama dinamit lokumu gibi, yani insanların iç dünyasına düştüğümüzde onları incitmeyelim, rahatsız etmeyelim. O yüzden iş buradan başlıyor. Yani önce kulaktan, kulak dinlediklerimizi, işittiklerimizi beyin tartıyor. İşte az önceki gibi ne söylemeliyim, niçin söylemeliyim, nasıl söylemeliyim, söylersem ne ortaya çıkacak, söylemezsem tarttık. Kılı kırk yararcasına bir hassasiyetle söyledik. Yani bazen susmak da gerekiyor. Çünkü bazen susarak insan çok şey anlatır. Buna da lisan-ı hal deniyor. Yani dilin başka bir yönü. Hani hal diliyle konuştu, sustu. Onun o susması aslında, bazen anneniz vardır, anneniz susar. Dersin anne ne yaptım ben? Ama susmasaydı öyle demeyecektiniz. Anneniz işte size susarak bir şey anlatıyor. İşte o yüzden biz yani dilin bir nimet olduğunu bilelim. Yani o yüzden eskiler çocuklarına onu derlermiş. Oğlum sen konuşmayı her yerde öğrenirsin ama susmayı evde öğrenirsin. Biz sana önce nerede nasıl konuşacaksın, nerede ne diyeceksin bir sus bakalım. Edebinle, hayanla susmayı öğren. Yoksa bugün seni biz evde susturmazsak sokaktakiler zaten bununla hiç uğraşmazlar derlermiş. Yani o yüzden dinlemek, düşünmek, tartmak, arkasından da konuşulması gerekiyorsa bizim konuşmamız gerekiyor. Ama boş konuşmadan, iftira konuşmadan, kötülükleri yayıcı konuşmalar yapmadan konuşulması gerekiyor. Evet, kıymetli hocam. Kıymetli hocam, tabii ben biraz da yine atalarımıza dönmek istiyorum. Atalarımızın yine güzel bir ifadesi var. İşte dil diyor insanı işte vezir de yapar, rezil de. Evet. Yani gerçekten güzel atalarımız bu konuda maşallah bizlere güzel hakikatleri böyle veciz ifadelerle ifade etmişler. Yani işte dil insanı vezir de yapar ama rezil de yapar. Yani bu konu üzerinden biraz sanki bugün böyle insan bu rezil konumuna çok düşüyor gibime geliyor. Tabii mi? Yani bunu bir açsak daha anlaşılır hale getirsek nasıl olur? Yani az önce bahsettiğim 3 tane ifade vardı. İnsanın şahsiyeti, insanın haysiyeti, insanın mahiyeti. Evet. Bunlar bizim kimliğimizi, bizim ne olduğumuzu ifade ediyorlar. Biz eğer şahsiyetimize, haysiyetimize, kendi mahiyetimize düşkünsek bunları korumak isteriz.
Yani ki kendi kişiliğimizi, evet, kendi şerefimizi, izzetimizi, onurumuzu korumak isteriz. Ama kişinin yalan söylediği, yalanı çok normal bir şey gibi söylediği ortaya çıkarsa veya iftira attığı ortaya çıkarsa veya başkalarının hoşlanmayacağı şekilde doğru bile olsa, gıybet şeklinde mesela konuşmalar olursa ve siz de bunlarla yüzleşirseniz, yani işte dil kişiyi böyle rezil ediyor. Olayla yüzleştiğinizde, karşı taraf işte sen böyle demedi miydin dediğinde bir yüzleşme oluyor yani. Yaptığınız fiilin sonuçlarıyla yüzleşiyorsunuz. Bunun iyi olduğu yönler de var ama böyle eyvah ben ne yaptım dediğiniz yönler de olabilir. İşte o an insan içindeki haya duygusuyla, utanma duygusuyla, Allah'a karşı sorumluluk duygusuyla şöyle bir durması gerekiyor. Yani buna değer mi? Benim kendimi böyle küçük düşürmeme değer mi ifadesini kullanması gerekiyor. O yüzden dil doğruya dönmesi lazım. Gerçeklik üzerine hareket etmesi lazım. Yani benim dilim yalana dönmez arkadaş. Ben yalan söylemem. Dersek o zaman faydalı olur. Veya dil iyilik üretmesi, dil güzellik üretmesi gerekiyor. Yani konuştuğunuzda karşı tarafın ümidini, heyecanını, mutluluğunu, hayata olan, bakınız, bağlılığını arttırıyorsanız bu dil iyi bir dildir. Ama sizle konuştuktan sonra adam umutsuz, ümitsiz, intihara doğru gidiyorsa, morali bozuyorsa, o iyi bir şey değil. Yani dilimizin insanlar üzerinde bıraktığı büyük tesirler var. İşte o yüzden yani aynı dil bizim şahsiyetimizi, haysiyetimizi, mahiyetimizi, bakınız, kötü durumlara düşürdüğünden dolayı bizi rezilet makamı denilen bir makama indiriyor. Yani bu rezilet kelimesi Türkçe'de yok. Bize geçmemiş. Arapça'da böyle bir ifade var. Faziletin zıttı olarak var. Rezilet. Yani yerin dibine batmak anlamında. Kişiyi yerin dibine batırıyor. Bir de fazilet var. Üstünlük. Erdemlilik anlamında. İşte aynı dil sizi vezir makamına, yüksek bir vezir makamına çıkarabilir. Sultanlardan bir sultan, eskilerden böyle anlatılır. Vezirine diyor ki, bana diyor dünyanın en güzel yemeğini yarın diyor önüme getirin koyun. Vezir akıllı bir adammış. Bir dil kebabı, dilden bir yahni gibi bir şey yapıp getirmiş. Sultanım buyurun diyor. Bu ne diyor? Dil diyor. Dünyanın en güzel yemeği budur diyor. Ertesi gün diyor ki, o zaman yarın da diyor dünyanın en çirkin, en kötü, en hoşa gitmeyen yemeği neyse onu yap bakalım vezir diyor. Vezir tekrardan aynı yemekten bir daha yapmış gelmiş. Bu ne diyor? Dil efendim diyor. İşte o vezir diyor ki, bu dil sizi diyor vezir de yapar, rezil de yapar diyor. Çünkü dil gerçekten böyledir. Yani sülaleleri birbirine düşüren, akrabalık bağlarını koparan, iki kardeşi küs, yıllarca küs duruma düşüren, anne ile babayı, bazen evlatlarla anne baba arasını hep dil. Ayet ne diyordu? Onlara üf bile deme. Biz üf derken, bakın dilimizi kullanmıyoruz. Yani anne babaya dilimizi bile kullanmayacak, dudaklarımızdan çıkan of, üf, bak dil burada non fonksiyonel, fonksiyonu yok. Bir de dili düşünün papuç gibi annesine babasına karşı veya büyüklerine karşı. İşte bakın yani ulema demiş ki yani üf kelimesi demiş yani dil olmadan da kullanılabiliyor. Bir de dil olsa annene karşı böyle ağır bir dil kullanarak böyle kötü kelimeler seçerek annene babana konuşsan o daha tehlikeli. İşte o yüzden dil bizi toplumda çok üst durumlara da güzelliklere de çıkarabilir. Yani şimdi ama sadece yani böyle düşünmeyin mesela adalette kullanılan bir dil. Yok bu yaptığınız haksızlık. Yani bir haksızlık karşısında dilinizi mazlumun ve mağdurun lehinde kullanmak. Bugün Türkiye bakınız bir dil kullanıyor. Diplomatik bir dil var Gazze'ye karşı. Nasıl bir dil? Diplomatik bir dil ama doğru bir dil. Yerinde bir dil. Mazluma yüreklendiren, zalimi ürküten, korkutan bir dil. İşte bu bize lazım. Bizim de normal hayatta, aile hayatında, ticaret hayatında, eğitim hayatında bu dile ihtiyacımız var. Yani güzellikleri çoğaltan, kötülükleri azaltan bir dil. İyilikleri çoğaltan, fenalıkları bakınız
azaltan, yok eden bir dil lazım bize. İşte o zaman toplumlar da vezir olur. Ya da tam tersi toplumlar da fert olarak değil ama toplumsal olarak rezil olabilirler. Yani bizim olaya bakış tarzımızı gerçekten dilimiz, seçtiğimiz kelimeler, ifadeler çok etkiliyor. Yani Konfüçyüs'e demişler, yani toplumda seni bir padişah yapsak, kral yapsak ne yaparsın? Adamın dediği şu, ilk başta diyor, dil ile diyor uğraşırım, seçilen kelimelerle uğraşırım. Toplumun konuştuğu kelimeler düzelirse, o zaman toplum ne yapar? Güzel kelimelerle konuşur. Yani kendi içinde hayat dolu, enerjik, güzel kelimelerle konuşur. O zaman insanlar kendi aralarında anlaşırlar. Onlar anlaşırsa diyor, millet meramını anlatır. Birbiriyle iletişim kurar, iletişim düzgünleşir, yapılacak işler kolaylaşır ve sonuç alır. Ama biz anlaşamazsak, yani konuşamıyoruz, yani anlaşamıyoruz. Yani hep böyle kullandığımız kelimeler kötücül kelimeler. Dilimizden hiç böyle hayırlı bir kelime çıkmıyor. Nasıl anlaşacağız? Nasıl konuşacağız? Nasıl bir iyiliği beraber başaracağız? Yani o yüzden yani seçtiğimiz kelimelere çok dikkat etmemiz lazım. Birlik ve beraberliğe çok etkisi birlik, var. Evet, birlik, beraberlik, uhuvvet, kardeşlik, muhabbet, sevgi, kendi aramızda hürmet, emniyet, kendi aramızda bakınız güveni tesis edecek kelimeler bulmalıyız. Öyle ifadeler kullanmalıyız. Ben seni çok seviyorum, sana güveniyorum. Sen hep benim yanımdaydın. Siz böyle derseniz karşı tarafa da olumlu mesajlar verirsiniz. Böyle kelimeler var ya toplumda. Mesela Hasan gelmedi. Başka bir şey. Hasan henüz gelmedi. Başka bir şey. Henüz çok güzel bir kelimedir. Ümit doludur. Yani bizim oğlan adam olmadı. Başka bir şey. Bizim oğlan henüz adam olmadı. Başka bir şey. Yani o henüz, şimdilik manasındaki henüz, oraya bir ümit atıyor. Enjekte ediyor. Ümit var orada. Orada bir gelecek var. Yani dolayısıyla biz kelimelerimizde, cümlelerimizde, dilimizde birlik, beraberlik, kendi aramızdaki manevi bağları güçlendirecek kelimeler kullanmalıyız. Çünkü Peygamberimiz böyle istiyor. Bir sahabe bir sahabeyi seviyormuş. Demiş ki ya Resulallah ben falancayı seviyorum. Efendimiz demiş ki niye ona söylemiyorsun o zaman? Yani bu sevgini neden içinde saklıyorsun? Git ona söyle demiş. O sahabe gidiyor. O diğer sahabe diyor ki ben seni Allah için seviyorum. Bakın o duyan sahabe ne kadar yüksek ruhlu bir insan ki o da ona cevaben diyor ki beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Sen değil mi ki beni Allah için seviyorsun? Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Şimdi bakın iki kişi birbirine bu şekildeki iç dünyalarındaki mahiyetlerindeki güzelliği yansıttılar. Dil bir ayna oldu. Karşı tarafa içimizdeki muhabbeti, kardeşliği, sevgiyi, itimadı, samimiyeti yansıttı. Karşı taraf da bunu kendi aynasıyla beraber o da başka bir güzel cümle söyleyerek yansıttı. Ne oldu? Şimdi toplum böyle güzelleşti. Yani toplum güzelleşti. Yani bazen olur yani iki adam kavga edecek duruma gelir. Yani bazen ben görüyorum yani şimdi iki araba yan yanalar, ikisi de camdan çıkmışlar, birbirlerine bir şey diyecekler. O ara birisi güzel bir cümle söylese. Abi güzel insansın ya. Gerçekten sizin gibi şoförleri baş tacımız falan dese. Bak kavga birden biter. Çünkü güzel söz kavgaları bitirir. Güzel söz savaşları bitirir. Güzel söz bütün tıkanıklıkları açar. Evet. Hocam, ama güzel sözden yılanlar hoşlanmıyor. Ya yine bizi dışarıya çıkaracak. Evet. Sözünüze ek olarak hocam yine sizden dinlemiştik de bu Halep'te Halep toplumu böyle bir sıkıntılı bir tablo olduğunda salavat getirerek artık olumsuz davranışları veya işte konuşmayı herhalde bir kendilerine şekil düzen veriyorlar. Evet, evet. Nasıldı bir sizden? Yani şöyle dinleyelim. Bir dönem Halep'teydik de tabii şu an Halep'te perişan, Allah yardımcıları olsun. Amin. Allah bize Müslümanların birlik beraberliği nasip eylesin. Amin. Yani arabalar hep böyle vuruk zaten. Birbirine çarpmışlar. Bir taksi tutuyorsunuz. Taksiyle gidiyorsunuz. Trafik çok yoğun. Yollar kötüydü o zaman. İki araba çarpışıyor.
Yani geliyor birisi bizden tamponla vuruyor. Yani bizim buralarda olsa o kavgalar, polisler falan vuruyorlar. İki tam böyle kavga edeceği sıra bir hakem gibi oradan etraftan insanlar geliyorlar. Sallu ala Muhammed deyip yani Peygamber Efendimiz'e bir salavat getirmeyi gerektirecek bir cümle kuruyor. Sallu ala Resul, sallu ala Muhammed deyince iki taraf birden Allahümme salli. Yani onları birbirine bağlayan, Halep'in insanları çok güzeldi. Yani bildiğiniz Antep'ten hiçbir farkı yok. Öyle bir Urfa'dan hiçbir farkı olmayan bir yerde. Peygamber Efendimiz'in muhabbeti, salavatı onları birleştirici. Yani sen karşı tarafa artık salavat getiren, peygambere olan teslimiyetini, muhabbetini, iç dünyasındaki sevgisini ifade eden birisi olarak bakıyorsun. Yani benim arabama vuran birisi olarak değil. Ve salavat getiriyorlar. O adam onları anlaştırıyor. Yani iki, tam böyle kapışacakları sıra bir salavatla iki tarafı ayırıyor. Yani orada bir güzel bir ortam oluşuyor. Ondan sonra ne oldu? Tamam al şu kadar falan gibi olayı çözüyorlar. İşte bizim bugün salavat gibi, Kur'an-ı Azimüşşan gibi, peygamberimiz gibi, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, bu gibi manalarla birleşmeye ihtiyacımız var yani. Bunları birleştirecek bir dile ihtiyacımız var. Yani doğru öz kardeş değiliz ama din kardeşiyiz, iman kardeşiyiz, inanç kardeşiyiz. Böyle bir güzelliğimiz var. Yani bunları bizim öncelememiz gerekiyor. Onlar işte salavat formülüyle evet, o sıkıntıyı tıkanıkla aşıyorlar. Yani ben de gördüm böyle kavga edebilirler yani. Çünkü şey yok, can kaybı yok, herhangi bir şey olmamış. Ama o salavatın bereketine onlar bir anda tekrardan bir muhabbet doğuyor. Yani şöyle anlıyorlar benim anladığım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize geliyor, bizi barıştırıyor. Yani iki tane küs var. Peygamber Aleyhisselam gelse, iki tane küsü barıştırmak istese biz barışmayacağız mı diyeceğiz? Demeyiz. O yüzden bazen insanların ağızlarından çıkan cahillikten, titizlikten, ondan sonra böyle farklı farklı sıfatlardan çıkan kötü ve fena sözler var. Birilerinin o kötü ve fena sözleri üzerine alıp büyüklük yapması gerekiyor. İşte o yüzden biz kendi aramızdaki muhabbetin devamı için, kendi aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın, özellikle de birlik ruhunun devamı için kaynaştırıcı olmamız gerekiyor. Eskiler dermiş, bazen sağır olmak gerekir derlermiş. Yani adam bir şey söyledi ama siz sağır olursanız, sağır değilsiniz ama duymamazlıktan gelirseniz olay bir anda çözülür. Ya. Hocam, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii dil üzerine yine inşallah başka inşallah programda, farklı bir programda yine izleyenlerimiz karşısına çıkarız. İnşallah. Çünkü dilin yani afetleri bitmiyor yani. İşte gıybetinden tut da estağfurullah yani gıybetten tutun da yalana kadar işte olumsuz anlamda bizi etkileyen, toplumu etkileyen birçok yönü var, manası var. Rabbimiz de onlardan muhafaza eylesin. Amin. Tekrardan biz size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, bir farkındalık vakti programının daha sonuna geldik. Rabbim bu dil emanetini hakkıyla kullanan, onunla hayırlara hizmet eden kullarından bizlere eylesin. Geceniz mübarek olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.